nispeten ucuz bir ürünle karşılaştığımız zaman da her ne olursa olsun ona bir soru işaretiyle bakmak gerekiyor. 99 liraya fıstıklı, 79 liraya da cevizli baklava olur mu? Keşke olsa. Ama maliyetine baktığınız zaman çok mümkün değil. Çünkü piyasanın 1/5 fiyatından bahsediyoruz. Durum o noktaya geldi. Ve işte o baklavacılar mercek altına alındı. ₺100'ye fıstıklı baklava olur mu? Oluyor işte. Piyasada 500 lirayla 450 lira arasında değişen fıstıklı baklava fiyatları. Bazı tatlıcılarda 99 lira. Peki bu nasıl oluyor? Yok tarım, yok haber. Hile çok. Normalde 400-500 lira arasında değişen fıstıklı baklava sizde nasıl 99 lira oluyor? Gıda kontrol görevlileri de işte bu sorunun peşine düştü. Ucuz fiyata tatlı satan işletmeler mercek altına alındı. Ya şimdi 100 lira olduğu zaman insan uylanıyor. Ramazan'ın gelmesiyle birçok gıda firması da mercek altına alındı. Şüphesiz onların başında Ramazan sofralarının, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan tatlıların satıldığı iş yerleri var. Şu anda da Kasımpaşa bölgesinde bir tatlıcı. Bakın camına fıstıklı baklava 99 lira, cevizli baklava da 79 lira yazmış. Bu nasıl mümkün olur? Şimdi içeride ekipler var. Bu tatlıcıdan numune alacaklar. İşte millet bilmiyor. Ağzına geleni söylüyor. Bezelye yok, bilmem turşu yok, bilmem patates yok. Her şeyi söyle, herkes yani bir şey söyleyeyim. Fiyatlar piyasa ortalamasının fersah fersah uzağında. İşletme sahibi bu durumu kendince açıklıyor. 300 gram atacağımıza işte 200 gram atıyoruz. Yani 250 gram atıyoruz. Böyle işte. Baklavalık özel fıstığın kilogram fiyatı 700 TL civarı. Öyle olsa bile sadece 200 gram fıstık 140 lira yapıyor. Camdaki fıstıklı baklava görselini göstermek istiyorum sizlere. Bakın dört bir tarafı adeta fıstığa boğulmuş durumda ama tepsinin içindeki fıstıklı baklavaya baktığımızda arayınız ki baklavanın içinde fıstık bulasınız. Diğer çeşitlerde de mi var kampanya? Hemen hemen hepsinde var yani hemen. Cevizi ne kadar? Cevizi şu anda işte 80 lira. Gıda kontrol görevlileri şu anda ne alırsan 100 TL tatlıcısından baklava numuneleri alıyor. Birer kiloluk paketler halinde ve onlar analize gidecek. Fiyatların neden düşük olduğu işte o analizden sonra ortaya çıkacak. Birkaç gün içinde analiz sonuçları çıkacak. Ucuza baklavanın sırrı da o zaman belli olacak. Acaba yediğimiz fıstık mı? Bezelye olabilir.